yıllık sağlık bölümlerini şöyle bir göstermeye başlayalım sırayla arkadaşlar size. Öncelikle tabii ki ilk ve acil yardım. Neden önce ilk ve acil yardım? Arkadaşlar bakın toplam kontenjan size nedenini söylüyor. 14.000 kontenjan var arkadaşlar ilk ve acil yardımda. Yani YÖK bir bölümü niye açar? Hani arkadaşlar talep olmasa bu bölüm açılmaz değil mi? Demek ki bir yerlerden talep var. Öğrenciden talep var, sektörden talep var, işte okullardan talep var, üniversitelerden talep var. Bakın 14.000 az buz bir kontenjan Değil. ve bunun 8800'ü devlette arkadaşlar. 4675'i de vakıfta. Demek ki vakıflarda da bir hayli var. 527 de Kıbrıs'ta var arkadaşlar. Kontenjanlarımız bu durumda. Depremzede kontenjanı yine devam ediyor. 34 yaş üstü kadın kontenjanımız var. Şehit ve gazi yakını kontenjanı var. Okul birisi kontenjanı da ayrıyeten var. Ve toplamda dediğim gibi 14 binlik bir kontenjanla ilk vacil yardım 2 yıllık sağlıkların en çok kontenjana sahip. Dolayısıyla da en çok tercih edilen ve yazılan bölümü gençler. Peki taban başarı ve taban başarı neymiş? İlk ve acil devlette en yüksek 35.246. öğrenci gitmiş. Sonra da en sonda da 975.000 gitmiş arkadaşlar. Yani devlette 975.000'de ilk ve acil yardım kapat. Vakıfa gelince 61.000'den başlamış vakıflar. 2.469.000'e kadar gitmiş. Yine burada baraj yok. Hani diğer bölümlerde olduğu gibi işte tıpta bir 50.000, hukukta 125.000 barajı var. Gördüğünüz gibi ilk ve acil yardım da baraj olmadığı için vakıflar 2.460 milyon 469 bine kadar inmiş. Kıbrıs'ta gençler 2 milyon 186 bine kadar inmiş. Yani sizin yapmanız gereken bu başarı sıralarını göz önünde bulundurarak bir tercih yapmak sizin için tabii ki daha mantıklı olur. İkvacil yardımın tercih sayısına gelince belki de bir rekor arkadaşlar. 2 yıllıklarda gördüğünüz gibi en çok tercih edilen bölüm. Arkadaşlar bu kadar insan tercih ediyorsa bir bildikleri vardır. Demek ki hala yazılabilir diyorum ben bu sayılara baktığım zaman. 442 tercih sayısına ulaşmış ilk vacil yardım. Bunun 367 bini devlette, 69 bini vakıfta, 5190 da Kıbrıs'ta yazılmış. Yani nispeten vakıfta var diyebilirim ama Kıbrıs gördüğünüz gibi bir hayli az. 2 yıllık ilk vacil yardım yani Türkiye için gitmek daha mantıklı gibi duruyor ve devlette okumak daha mantıklı gibi duruyor. Ama 69 bin de az bir sayı değil. Yani baya bir tercihte yapılmış vakıflarda. Liseden yeni mezun bir öğrencinin burada ilk, ilk vacil yardım için son bir sayı daha göstereceğim size. Farklı bir sayı bu arkadaşlar. Bakın 2 yıllıkların kazanma oranı %50. 1. yıl yani İlk giren bir öğrenci. 12. sınıftan giren bir öğrencinin kazanma oranı %26. Benim bunu okumam şöyle arkadaşlar. Demek ki okuyan öğrenciler kendilerine bir hak daha veriyorlar. Hemen 2 yıllığa gitmiyorlar. 2 yıllık yazmıyorlar. Başarı sıranız. istediğiniz yere yetmiyor. O zaman 2 yıllık yazıp gideyim mi hocam diye soruyorsunuz ya Türkiye'nin %26'sı gidiyor sadece. Geri kalanı gitmiyor. Kendine bir şans daha veriyor. Mezuna kalanlarda ise bu oran %50. Yani mezuna kalmış bir öğrenci bir daha mezuna kalmak yerine ikinci mez mezunluğu yaşamak yerine en azından ilk ve acil yardım yazayım. Hani belki iş bulurum ileride atanırım gözüyle yola çıkıyor ve %50 oranında kazanıyor. Yani kazananların yüzde %50'si mezun öğrenciler. Üniversitede iken sınava girip buraya yerleşen de bir yüzde on var. Bakın bu da az değil. Yani bunlar da okurken demek ki buranın ataması birazcık daha iyi gözüküyor. dedim ki birazdan atama sayılarını da vereceğim. Devam edelim arkadaşlar. Tıbbi dokümantasyona bakalım. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik 10.000 kontenjanımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Hiçbir şey ilk vacil yardım kadar değil. Hani ilk vacil yardımın 14 ulaşamaz ama tıbbi dokümantasyon da az değil. Bu da ikinci sıradaki bölüm. Devletteki kontenjan 8.500, vakıftaki kontenjan 1.677. Kıbrıs'ta da 60 kontenjanı var tıbbi dokümantasyon. Başarı sıralarına bakacak olursak tıbbi dokümantasyonun 48 bin arkadaşlar başarı sırası. Tavan'da. da tabanda 1 milyon kadar yazılmış. Vakıfta tavan 227 binde. Abansa en düşükse 2 milyon 792 binde. Yani arkadaşlar 3 milyon sınava giriyor. E dolayısıyla neredeyse 2 milyon 792'ye kadar yerleşiyor. Yani sınava girip de 1-2 net yapan bile arkadaşlar en azından buralara gidiyor. Gerçekçi olmak lazım. Kıbrıs'a da 852 binden başlıyor insanlar. 2 milyon 149 bine kadar Kıbrıs'ta yazılıyor. Yani tıbbi dokümantasyon ve sekreterliğin durumu böyle. Devlette tercihe bakacağız arkadaşlar şimdi. Bakın 669 bin kez tercih edilmiş. Tercih sayısı da bayağı iyi. 620 bin devlette yazılmış, 48 bin vakıfta yazılmış, 1314 de Kıbrıs'ta yazılmış. Yani nereden bakarsan bakar, bakın ilk ve acil yardımla tıbbi dokümantasyon iki tane en çok yazılan bölüm arkadaşlar. iki yıllık sağlıklar. Bunun da bakın iki yıllıkların kazanma oranı yüzde 48. Yani mezuna kalan öğrencilerin burada kazanma oranı yüzde 48. Üniversitede öğrenciyken sınava girip buraya yerleşenlerin oranı yüzde 11. Mezun olup daha evvel bir üniversite bitirip de mezun olanların sayısı da yüzde Don. Bakın ilk girenler %28. Yani şöyle bir olay oluşuyor dediğim gibi. Demin de söyledim. Bu fotoğraftan benim anladığım şey şu. İlk giren bir öğrenci hemen 2 yıllığa gitmiyor. Biraz bekliyor. Bir sene en azından bir mezuna bırakıyor. İkinci sene gelmezse artık istedi, istediği yer o zaman tıbbi dokümantasyon ya da ilk ve acil yardım yazıyor. 2 yıllıkların mezunların kazanma oranı en yüksek burada arkadaşlar. %48. Anestezi yine çok yazılan bölümlerden bir tanesi. Çok fazla tercih ediliyor. Anestezinin arkadaşlar toplam kontenjanı 7902 900. Nispeten az tabii ki. ilk acil yardımın yarısı neredeyse. Devlette 3098 kontenjan var. Burada vakıfta 4444. Bakın dikkat edin. Vakıfın devleti geçtiği nadide bölümlerden bir tanesi anestezi. Yani anestezide iş olmazsa bu kadar vakıf üniversitesi bölüm açmazdı. Demek ki anesteziye giden, anestezi okuyan çok insan var. Buradan çıkarttığımız sonuç bu. 364'te Kıbrıs'ta kontenjanımız varmış anestezide. Anestezinin arkadaşlar tavanı 40.000 ile başlıyor. 2.053.000'e kadar kadar düşüyor devlette vakıfta 128 binden başlıyor 2 milyon 186 bine kadar düşüyor Kıbrıs'ta 533 binden başlıyor başarı sırası 2 milyona kadar düşüyor yani anestezi arkadaşlar 2 milyona kadar var ama devlette ortalaması 345 binler civarında yani anestezi çok da düşük değil onu söyleyeyim arkadaşlar netleri diğerlerine göre birazcık daha yukarıda tercih sayısına bakalım 285.298 tercih sayısına ulaşmış ciddi bir sayı bu 195 bin devlette 8 84 bin vakıfta e, 5.200 de Kıbrıs'ta tercih edilmiş anestezi daha çok devlet tabii ki. Devlette de %63 oranında tercih ediliyor. Tıbbi görüntüleme teknikleri bir, diye bir bölüm var arkadaşlar. Tıbbi görüntüleme teknikleri de 8.221 kontenjanı var. Devlette de 3.900, vakıfta 4.000. Bakın bu da vakıfta şeyi geçmiş. Demek ki bu da yazılabilecek bölümlerden. Yani dediğim gibi hani bu bölümü yazan insanlar olmasa arz ta, talep olmasa arkadaşlar bu kadar vakıf üniversitesi açmaz. 215'te Kıbrıs kontenjan var. Vakıfın yine geçtiği kontenjanlardan biri. Devletle de tıbbi görüntülemede tavanda başarı sırası 51 binde gençler. Aşağıdaysa 864 binde. Vakıfta 104 binden başlıyor. 2 milyon 884 bine kadar var. Bakın tıbbi görüntüleme vakıfta 2 milyon 884 bine kadar var. Dediğim gibi işte öğrenciler önce bir mezun olmaya bakıyorlar. Yani mezuna bırakıyorlar ilk sene. Başarı sıraları yetmezse bir üniversite. Ama ikinci sene 2 milyon 800 bine kadar. Ne? Bakın 3 milyon sınava giriyor. Neredeyse 2800 bile yazmış arkadaşlar. Dolayısıyla hani kazanmak bu bölümleri çok çok zor değil. Ama işte atanmak için KPSS çalışmak lazım. Birazdan onları da anlatacağım. Kıbrıs'ta da 2 milyon 530 bine kadar var. Tercih sayısına bakacak olursak 252 bin tercih sayısı. Yine az değil. Baya bir tercihi var. Devlette de 192 bin. Vakıfta 57 bin tercih sayısına ulaşmış. Tıbbi görüntüleme. Kıbrıs'ta da 2667 tercih sayısına ulaşmış. Yine Değişik bir bölüm tıbbi laboratuvar teknikleri. Dediğim gibi çok fazla bölüm var arkadaşlar sağlıkta. 12-13 bölüm falan var. Ama bu ilk saydıklarım en güzelleri. E, en revaçta olanlar bunlar. Tıbbi laboratuvar teknikleri de tıbbi lab da önemli. 10.000 kontenjan var. 10.364 ciddi bir sayı bu. Bak devletteki kontenjan 7.300. Vakıftaki kontenjan 3.985 de Kıbrıs'ta var. Yani ciddi bir sayısı var tıbbi laboratuvar tekniklerinin. 80.000 ile başlamış devlette. 1 milyon 23 bine kadar gelmiş. Vakıfta 82 binden başlamış 2 milyon 894 bine kadar gelmiş tıbbi laboratuvar. Şeyde de Kıbrıs'ta da 841 binden 2 milyon 705 bine kadar gelmiş arkadaşlar tıbbi lab. Ee, tercih sayısına bakalım 336 bin yine iyi bir tercih sayısına sahip. 292 bini devlette 43 bini vakıfta evet öğ öğrenciler genelde devleti tercih etmişler. 1170'te vakıfta şey Kıbrıs'ta arkadaşlar tercih sayısına ulaşmış. Ağız ve diş sağlığı yine bana çok sorulan bölümler bir tanesi ağız ve diş sağlığı. Atamasının çok az olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Birazdan sayıları göstereceğim ama özelde iş bulmanın diğerlerine göre daha rahat olduğu bölümlerden birisi. Iyi şekilde kendinizi yetiştirirseniz özellikle ağız ve diş sağlığında özel sektörde bir hayli yer var ama ilk başta tabii ki ücretler düşük arkadaşlar. Asker ücret seviyesinde fakat ilerledikten sonra bir 5-10 sene sonra kalifiyeli bir eleman olduktan sonra iyi ücretlerde alabilirsiniz. Bence yazılabilecek bölümlerden birisi. 5646 kontenjan var. Devlette de dört 400 vakıfta 2.900 yine vakıf daha fazla Kıbrıs'ta da 273 kontenjan var ağız ve diş sağlığında yazılabilecek bölümlerden birisi de bu devletle başarı sırası 54.000'den başlamış tabanda başarı sırası 994.000'e kadar düşmüş gençler vakıfta 25.000 taban başarı sırası tabanda ise 2.894.000'e kadar ağız ve diş sağlığı var yine Kıbrıs'ta 59.000'den başlamış 2.815.000'e kadar ağız ve diş sağlığı var. Kontenjana bakalım. Daha doğrusu tercih sayısına bakalım pardon. 154.288 fena değil yazılma oranı. 107.000 devlet tercih edilmiş. 43.000 de vakıf tercih edilmiş. 3.000 de Kıbrıs tercih edilmiş. Yani yine devletin fazla tercih edildiği bir bölüm ağız ve diş sağlığı. Diyaliz yine önemli bölümlerden bir tanesi. Ataması ne yazık ki az ama. Ee, atama zaman zaman artabiliyor fakat e, son yıllarda son iki alımı göstereceğim birazdan size. Son iki alımda azdı. Toplam kontenjan 3.604 üniversitelerimizde. Bunun 1500 1585'i devlette 1899'u vakıfta yine vakıfın çok olduğu bölümlerden birisi 120'de Kıbrıs'ta şey varmış diyaliz varmış arkadaşlar. Diyalizde başarı sıramız 150 binde tavanda tabanda 984 binde vakıfta 292 bin en düşüğü 2 milyon 885 bine kadar var. Yine Kıbrıs'ta 929 binden başlıyor başarı sırası 2 milyon 892 bine kadar var gençler. Diyalizde düşünülebilir yazılabilecek bölümlerden bir tanesi yine 67.9 86 tercih sayısı var. Bunun 45 bini devlette, 21 bini vakıfta bin de Kıbrıs'ta var arkadaşlar. Fizyoterapi yine çok fazla kontenjanı var ama alımın azaldığı bölümlerden bir tanesi de bu. Bir hayli azaldı. Bunun 4 yıllıkları da alımda artık azaldı arkadaşlar. 2 yıllığında 4 yıllığında alımları az. Ama hala var tabii ki. Her zaman alım oluyor arkadaşlar. Az da olsa oluyor. Ama dediğim gibi gittikçe düşüyor. Fakat kontenjanı çok fazla var. Gördüğünüz gibi diğerlerine göre. 8652 kontenjanı var fizyoterapinin. Bunun 4900'ü devlette, 3400'ü de vakıfta arkadaşlar. 235'te Kıbrıs'ta kontenjanımız var fizyoterapide. Fizyoterapide tavan başarı 118.000'de, tabanda 982.000'e kadar var. Vakıflarda ise 63.000'den başlıyor, 2.892.000'e kadar var. Yani neredeyse 3 milyon sınava girdiğine göre neredeyse herkes gidebiliyor. Kıbrıs'ta da 391.000'den başlıyor, 2.872.000'e kadar fizyoterapi var arkadaşlar. Yine tercih sayısı 187.000. Bu bunun 145 bini devlet, 39 bini vakıfta. Eczane hizmetleri yine yazılan bölümlerden bir tanesi. Alımın az olduğu bölümlerden birisi ne yazık ki bu da. Alım fazla değil. Ama özelde iş bulma imkanınız var. Fakat bunun da özelde asgari ücretten de düşük arkadaşlar. Ücretler maalesef eczane hizmetlerinin şeyleri baya bir düşük. Şimdi 4552 kontenjanımız var. 3276'sı devlette, 1196'sı vakıfta. 80'de Kıbrıs'ta. Başarı sıralarına bakalım. Tavanda 44 binden başlıyor eczane devlette. 1 milyon 168 bine kadar gidiyor. Vakıfta 50 binden başlıyor. 2 milyon 631 bine kadar gidiyor. Kıbrıs'ta da 873 binden başlıyor. 2 milyon 854 bine kadar gidiyor gençler. Yine tercih sayılarında 126 bin tercih var. Bir aylı fazla bu da. 108 bini devlette 16 vakıfta. Yani baktığımız zaman daha fazla devlet tercih edilmiş. 1095'te Kıbrıs'ta bir tercih var. Odyometri arkadaşlar. Odyometri bir ara iyi parlamıştı. Gerçekten baya bir alım vardı ama artık alımlar da düştü. İş bulmada özelde de iş bulmada birazcık sıkıntıya giren bölümlerden bir tanesi. 2589 toplam kontenjan var. Bunun 944'ü devlette 1500 63 vakıfta Vakıflar hala odiometre açıyor Bayağı da var 82'de Kıbrısta var gençler odiometrede de Dediğim gibi yazılabilecek bölümlerden bir tanesi sağlık bölümlerinden. Devlet 105.000'den başlıyor başarı sırası. 885.000'e kadar devlette başarı sırası var. Vakıflar 179.000'den başlıyor. 2 milyon e kadar var gençler. Şeyde Kıbrıs'ta 572.000'den başlıyor. 2 milyon 861 bine kadar var. Ameliyathane hizmetleri. Bakın bu da yazılabilecek bölümlerden bir tanesi. Bir hayli kontenjanı var. 4738 kontenjan var ameliyathane hizmetlerinde. Alım nispeten az. İlk ve acil yardım göre ama düzenli olarak her sene alım oluyor arkadaşlar. Bunun 1466 kontenjanı devlette 3117'si vakıftaymış. 155'te Kıbrıs'ta kontenjanı varmış ameliyathane hizmetlerinin. Başarı sıralarına bakacak olursak düşük diğerlerine göre 202 binden başlıyor devlette. 821 bine kadar gidiyor. Vakıfta da 182 binden başlıyor. 2 milyon 890 bine kadar gidiyor gençler. Kıbrıs'ta 850 binden başlamış. 2 milyon 841 bine kadar gitmiş ameliyathane hizmetleri. Devlet Devlet'teki tercih sayısına bakarsak 67 bin devlette de tercih edilmiş 39.000 vakıfta tercih edilmiş 1900'de Kıbrıs'ta tercih edilmiş ameliyathane hizmetleri. Evde hasta bakım yine bize sorulan bölümlerden bir tanesi. Ben evde hasta bakımın işe yaradığını düşünüyorum. Çünkü bir sürü insan e, annesine babasına baktıracak şey arıyor ya da hastasına baktıracak e, eleman arıyor. O yüzden bence güzel bir bölüm bu. Zaten teknikerlik arkadaşlar yani bu ara elemanlar bence çok çok daha önemli. Yani Türkiye'nin en büyük yanlışı şu zaten Normalde bir tane mühendis 9 tane de tekniker olur. Ama bizde sayı tersine dönmüş. Bir tane tekniker var, 9 tane mühendis var. E şimdi tamamen bizim hasta teknikere ihtiyacımız var. Evde hasta bakımı da bence yazılabilecek bölümlerden. Dikkat edin, vakıflarda sadece 40 kişilik bir kontenjan var ama bu sene açılabilir. Yeni açılacak bölümlerle bu artabilir. Ben yeni açılacak bölümleri, açılan bölümleri size duyuracağım zaten. Kılavuz yayınlandıktan sonra yayınları takip ederseniz iyi olur. 1730 kontenjan devletteymiş arkadaşlar evde hasta bakımda. Devlette 158 5000'den başlamış, 1 milyon 507 bine kadar hasta bakım var. Vakıfta da 639.000'den 2 milyon 329 bine kadar evde hasta bakımı olmuş. Tercih sayısında da 63.000 tercih edilmiş, bunun 651'i vakıfta, devlette de daha fazla zaten kontejen olduğu için de devlette de tercih edilmiş. Diş protez teknolojisi, yine bakın, ağız ve diş sağlığı gibi bu da diş protez de bence yazılması gereken, bölüm, yazılabilecek bölümlerden bir tanesi daha doğrusu. Ama ataması az, hani devlete atanacağım diye düşünüyorsanız, atama az arkadaşlar. Fakat özellikle bay baya bir iş var. Yani özellikle kendinizi iyi de geliştirebilirseniz bayağı bir iş bulabileceğiniz bir alan. Tabii ki başlangıç maaşları düşük. İlk başta asgari ücret civarında ama ondan sonra ilerleyen yıllarda artırabilirsiniz. Toplam kontenjanı 2839. Fena değil. 1100'ü devlette, 1600'ü de vakıfta, 50 de Kıbrıs'ta kontenjanı varmış bu bölümün. Başarı sıralarına bakarsak 99.000'den başlıyor arkadaşlar. 1.110.000'e kadar iniyor diş protez. Vakıfta da 95.000'den başlıyor, 2.320.000'e kadar iniyor. Kıbrıs'ta 574.000'den 1 milyon 302 bine kadar diş protez teknolojisi bulunuyor. Tercihlerde de 48 bin devlette 25.000 vakıfta bir tercih var arkadaşlar. Patoloji laboratuvar teknikleri son iki alım ilk ve acil yardım daha fazla olunca mesela şimdi pek çok KPSS öğrenci patolojiden alım bekliyor. Patolojiyi şey yapıyorlar soruyorlar. Bilmiyorum onların yalancısıyım ama son iki atamaya baktığımız zaman patolojinin ataması çok az. Fakat yine iki yıllıklarda yazılabilecek sağlık bölümlerden birisi patoloji. 2300 366 kontenjan var. 970'i devlette vakıfı da 1329. Bakın vakıf bayağı bir fazla. 72 de Kıbrıs'ta kontenjan var. Başarı sırasına bakalım. 118 binde başlamış devlette. 1 milyon 19 bine kadar düşmüş. şeyde vakıfta 284 binden başlamış. 2 milyon 894 bine kadar düşmüş. Vakıf şey Kıbrıs'ta 860 binden 2 milyon 840 bine kadar patoloji laboratuvarı teknikeri var gençler. Tercih sayısı da 25.000 devlette, 13 bin vakıfta, 596 da Kıbrıs'ta gerçekleşmiş. Radyoterapi yine yazılan bölümlerden bir tanesi ama birazdan göstereceğim. Bunun da alımı maalesef az. 1964 kontenjan var. Kontenjan da nispeten az. Devlette 501 kontenjan var. Vakıfta 1328. Kıbrıs'ta da 135 kontenjanı var radyoterapinin. 272 binle başlamış devlette. 790 8000'e kadar yazılmış, vakıfta 329 binden başlamış 2 887 bine kadar vakıfta var arkadaşlar. Kıbrıs'ta da 854 binden başlamış 2 873 bine kadar şey var. Radyoterapi'nin tercih sayılarına bakacak olursak 31 bin tercih edilmiş, 14 bini devlette. 15.000'i de vakıfta olmak üzere tercih edilmiş. 1200 de şeyde var. Kıbrıs'ta tercihi var radyoterapinin. Elektronörofizyoloji diye bir bölüm var arkadaşlar. Alımları az ama yine de olan bir bölüm. Bunu da bir söyleyeyim dedim size. 1696 kontenjanı var. Devlette de 566. Vakıfta 1068. 62'de Kıbrıs'ta kontenjanı var. Elektronörofizyolojinin. 93.000'den başlamış devlet. 906.000'e kadar var. Kıbrıs şey vakıflar pardon 368.000'den 890 94 bine kadar var. Kıbrıs'ta 1 milyon 200 binden başlamış 2 milyon 850 bine kadar var arkadaşlar. Elektro fizyolojide Şeye geçelim, yaşlı bakıma geçelim. Bunun ben çok artacağını düşünüyorum. Bakın kontenjanı baya bir artıyor ve çoğu kontenjan devlette. Yaşlı bakım vakıflar pek yanaşmıyor bu tip şeyler ama ben yazılabilecek bölümlerden görüyorum arkadaşlar bunu. Düşünebilirsiniz, son sıralara yazabilirsiniz. Bakın 6116 kontenjanı var. 5993'ü devlette, vakıfta sadece 113 tane var. 10 tane de Kıbrıs'ta var. Dolayısıyla devlette de olduğu için ataması da olabilir. 175.000'den 1 milyon 172.000'e bine kadar da devlette var. Atamasının az olduğunu bir daha bir söyleyeyim pardon. Ataması az ama dediğim gibi bunlar dışarıda rahat iş bulabiliyorlar. Çünkü çok fazla evde yaşlı baktıracak insanlar var ve giderek artıyor özellikle büyük şehirlerde. 178 bin başlıyor vakıf. 2 milyon 409 bine kadar var. Kıbrıs'ta 1, 300, 1 milyon 352 binden başlıyor. 2 milyon 456 bine kadar Yaşlı bakım var. Kontenjanı geçelim. Bir de böyle bir bölüm var arkadaşlar, ortopedik protez ve ortezde. Ortopedi biliyorsunuz. Aslında çok önemli bir bölüm. Yani bence önemli bir alan. Ama işte alım az olduğu için pek yazmıyor öğrenciler. Alımın birazcık az olduğu bölümlerden bir tanesi. Fakat bence yazılabilecek bölümlerden bir tanesi yine sağlıkta. 1244 tane devlette kontenjan. Şey pardon, 729 devlette kontenjan var. Vakıfta da 452 kontenjanı var. 63 de Kıbrıs'ta varmış kontenjan. Bir de şeye bakalım başarı sıralarına 137 binden başlıyor arkadaşlar 974 bin'e kadar var 102.000'den binden de 2 milyon 855 bin'e kadar vakıfta var 965 binden 2 milyon 869 bin'e kadar da Kıbrıs'ta var.